Merhabalar. Seçimlerin erken bir tarihte yapılmasına dair haftalardır devam eden tartışma artık sona ermişe benziyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etti. Devlet Bahçeli zaten birkaç gün önce muhalefete Mayıs ayında seçime gitme çağrısı yapmıştı. Dolayısıyla artık uzun süredir seçimlerin ne zaman yapılacağına dair belirsizlik ortadan kalkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener başta olmak üzere birçok muhalefet lideri seçim çağrısına olumlu yanıt verdi. Tabii 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Demokrat Parti tarafından sandık yoluyla devrildiği bir tarih. Dolayısıyla Türkiye'de çok farklı siyasi geleneklerden gelen partiler 14 Mayıs'ı da sahiplenerek bu seçim çağrısına en azından şimdilik olumlu yanıt verdiler. Dolayısıyla görünen o ki çok büyük bir ihtimalle biz Mayıs ortasında artık hem Cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerine gideceğiz. Tabii iktidar açısından bu tarihin iki önemi var. Daha doğrusu seçimlerin tarihinin Haziran ortasından Mayıs ortasına çekilmesinin iki bence temel nedeni var. Öncelikle seçimler eğer normal tarihinde yapılsaydı Cumhurbaşkanlığı seçiminin olası ikinci turu ki anketler büyük ihtimalle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalacağını gösteriyor. İkinci tur Kurban Bayramı takvimiyle çakışacaktı ve tabii bu haç mevsimine de denk geldiği için iktidar tarafından pek tercih edilmiyordu. Yani bu kadar kritik bir seçimde Cumhur İttifakı seçmenlerini mümkün olduğunca yüksek bir oranda sandığa taşımak istiyor ve dolayısıyla bunun için ideal bir tarih belirlemeye çalışıyor. Bu Haziran ortası değildi. Ama tabii bir de ağır bir ekonomik krizin ortasında iktidar bir süredir seçmenlere yönelik bir seçim ekonomisi takip ediyor. Özellikle maaşlara yapılan zamlar, asgari ücret başta olmak üzere yüksek enflasyon olduğu için aslında eğer seçimler Haziran ayında yapılırsa en azından o enflasyon karşısında bir miktar daha fazla eriyecek. Dolayısıyla Haziran ortasında yapılacak seçim iktidar açısından biraz geç gözüküyordu. O nedenle iktidar seçim tarihini biraz daha öne çekmeye çalışıyor. Ama öte yandan seçim yasasında geçen sene yapılan değişiklik ancak Nisan ortası veya sonrasındaki bir tarihte seçimler yapılması durumunda yürürlüğe girecekti. Dolayısıyla iktidar açısından böyle bir kısıtlama vardı. Yani seçimlerin tarihini erkene almak istiyor ama öte yandan çok da erkene alamaz. Çünkü hem kış koşullarında seçime gitmek istemeyeceklerdir hem de tabii Nisan ortasından önceki bir tarihte seçim yapılırsa o zaman da eski seçim sistemiyle sandığa gidileceği için iktidar bunu da tercih etti. Dolayısıyla Nisan ortasıyla Haziran ortasında olan bir tarih seçildi. O açıdan aslında çok şaşırtıcı değil ve biz bir süredir kulislerde 14 Mayıs'ın gündeme getirildiğini de duyuyorduk. Hatta sanırım bir defa ben bu programda da ondan bahsetmiştim. Ama öte yandan ilginç bir şekilde seçim tarihi ve hangi seçim sistemiyle sandığa gideceğimiz konusunda hala az da olsa bir belirsizlik sürüyor. Çünkü ikinci dönemini icra eden Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında anayasaya göre ancak meclis nitelikli çoğunlukla yani 360 vekille seçim kararı alırsa aday olabiliyor. Şu ana kadarki açıklamalarına bakılacak olursa ne İyi Parti ne de Cumhuriyet Halk Partisi Nisan başından sonra yapılacak bir tarihte gidecek erken seçime onay vermiyorlar. Dolayısıyla eğer bu iddialarını gerçekleştirirlerse yani mecliste seçimlerin tarihinin erkene çekilmesine dönük olumsuz oy kullanırlarsa o zaman meclis erken seçim kararı alamıyor. Böyle bir durumda Türkiye'nin daha erken bir tarihte seçime gitmesi için Cumhurbaşkanı meclisi feshetmesi gerekiyor. Ama Cumhurbaşkanı ikinci döneminin içinde meclisi feshederse o zaman üçüncü defa aday olma hakkı yok. Yani anayasa kuralları bu konuda çok açık. Dolayısıyla bir kez bu konuda bir tartışma ortaya çıktı. Ve tabii bir de hangi seçim sistemiyle sandığa gidileceği konusunda da bir tartışma yürüyor. Çünkü birçok anayasa hukukçusu seçim takvimi başladığı anki
tarihin seçim sistemi açısından geçerli olacağını söylüyorlar. Eğer Mayıs ortasında bir seçime gidilirse seçim takvimi de sanırım Mart ayının 3. haftasında başlıyor. Bu durumda da eski seçim sistemiyle seçime gidilmesine dönük bir hukuki analiz var. Ama tabii iki konuda da yani Türkiye'de otoriter bir rejim yapısı içinde olduğumuz için artık anayasa maddelerini bile uygulatabilecek güce sahip bir bağımsız kurumumuz yok. Ve bu konuda son karar merci Yüksek Seçim Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerinin önemli bölümünü iktidar partisi atadığı için şu siyasi ortamda YSK'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tercihlerinin aksi yönde bir karar alması pek yüksek bir ihtimal değil. Hatta bence imkansıza yakın bir yani çok çok düşük bir ihtimal. Dolayısıyla 14 Mayıs'ta ve büyük ihtimalle yeni seçim sistemiyle biz sandığa gideceğiz. Tabii Türkiye gibi seçimli otoriter bir rejimde ne yazık ki siyasi kurumlar, özellikle de yargı iktidar güdümünde olduğu için iktidar mensupları rahatlıkla yasaları çiğneyebiliyorlar. Muhalefet partilerinin bu ihlalleri ancak politize ettikleri, bu konuda seçmenlere dertlerini anlatabildikleri, seçmenleri ikna edebildikleri durumda bu hamleleri engelleyebilirler. Fakat ne yazık ki şu anki siyasi ortamda muhalefet partilerinin, özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi ve tabii bunun yanına İyi Parti'yi de sanırım koymamız gerekiyor, bu konuda yeterince güçlü adım atmadıklarını ve yeterince güçlü adım atabilecek liderlik yapılarına sahip olmadıklarını görüyoruz. Yani ne yazık ki seçmenler nezdinde bu tarz konularda bilinç yaratmadan, onların bu kararlara tepki göstermesini sağlamadan hukuk ihlallerini kurumlar üstünden engellemeniz artık mümkün değil. Çünkü bağımsız bir siyasi kurum Türkiye'de kalmamış durumda. Ama öte yandan seçimler hala yapıldığı için iktidar son kertede hala seçmenlerin tercihlerini belli oranda hale alıyor, onları önemsiyor. Dolayısıyla aslında muhalefet partilerinin bu tarz iktidarın attığı, ya iktidarın açık bir şekilde anayasa maddelerini çiğnediği durumlarda bu konuyu politize etmesi, seçmenlere anlatması, seçmenleri harekete geçirmesi, ikna etmesi ve bunun üstünden iktidarı baskı altına alması gerekiyordu. Ne yazık ki başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere benim gördüğüm kadarıyla muhalefet partileri genelde bu tarz hukuk ihlalleri karşısında geri adım atıyor diyorlar. Nasıl olsa iktidar böyle bir hamle yapacak ve biz bu konuyu kurumlar üstünden de engelleyemeyeceğimiz için iktidarı mağduriyet konusu yaratmayalım deyip iktidarın aldığı kararları destekleyen bir pozisyona giriyorlar. İşte 2 gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup başkan vekili yaptığı açıklamada alenen anayasanın çiğnendiğini ama bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin tepki göstermeyeceğini söyledi. Halbuki örneğin İmamoğlu'na yönelik siyasi yasak davasında aslında Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin çok da aktif desteği olmamasına karşın Ekrem İmamoğlu iktidarı en azından şu noktaya kadar geri adım attırabildi. Çünkü kendisi çok sevilen bir siyasetçi ve ona yöneltilen iddialar aslında üstüne oturmuyor. Seçmenler nezdinde çok destek bulunuyor. Ve daha da önemlisi Ekrem İmamoğlu geri adım atmayıp derdini doğrudan seçmenlere, işte basın toplantıları yoluyla, yurt gezilerine çıkarak, basına demeç vererek doğrudan derdini seçmenlere anlatabiliyor. Ve o konuda bir kamuoyu oluşturabiliyor. Yani geri adım atmaması ve kendi hakkını savunabilmesi bu noktada seçmenler nezdinde olumlu bir intiba yaratıyor ve alınan mesela siyasi yasak kararını seçmenlerin, ben en son TİM araştırmanın yaptığı anket sonuçlarına baktım. Seçmenlerin çoğunluğu, önemli bir çoğunluğu bu davadaki gelişmeleri takip etmiş, alınan kararı biliyor ve bu davayı takip eden seçmenlerin yine önemli bölümü ki bu grubun içinde aslında iktidar seçmenleri de var. İktidar yargısının aldığı bu kararı gayri hukuki buluyor ve desteklemiyor. Ve işte böyle bir durumda iktidar kendi aldığı hukuksuz kararı bastıramıyor. En azından süreç biraz daha yavaşlamışa benziyor. İşte İmamoğlu davasında Ekrem İmamoğlu'nun biraz da muhalefet partilerinden örtük de olsa aldığı destekle attığı hamlelere benzer hamleleri eğer muhalefet partilerinin genel merkezleri
Diğer bu meselelerde de atabilmiş olsalardı ki bu konuda aslında kamuoyu oluşturmak için önlerinde aylarca zaman vardı. Belki daha farklı bir tablo ortaya çıkabilirdi. Ne yazık ki Türkiye gibi seçimli otoriter rejimlere sahip ülkelerde çok ciddi bir siyasi belirsizlik oluyor. Çünkü aslında siz yasalara bile güvenemiyorsunuz. Çünkü iktidarın yasaları çiğneyecek gücü var. Öte yanda muhalefet çok daha öngörülebilir bir şekilde hareket ediyor. Otoriter lider bir karar alıyor ve aslında muhalif siyasetçiler büyük oranda o kararı takip ediyorlar. O kararı eleştirseler de o kararı değiştirecek bir güce sahip olmuyorlar. İşte bu tarz rejimlerde iktidarı geri adım attırmak için sizin sandığın önünüze konulmasını beklemeden seçmenleri bir şekilde ikna etmemiz gerekiyor. Bu tarz otoriter iktidarlar aldıkları kararlardan etkilenecek grupların ne tepki vereceği beklentisine sahipse o şekilde hareket ediyorlar. Yani şu ana kadar benim gördüğüm kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan alacağı kararlara muhalefetin sert bir tepki veremeyeceğini, sert tepki verdiğinde de seçmenleri ikna edemeyeceği varsayımıyla hareket ediyor ve bu nedenle aslında yasaları mümkün olduğunca esnetmeye çalışıyor ve bu konuda aslında şu ana kadar belli oranda başarı kazandı. Eğer gerçekten Türkiye'de muhalefet şu kararı alırsanız dünyayı başınıza yıkarız sözünü İkna edici bir şekilde kullanabilseydi, o zaman Türkiye'deki rejim otoriter olsa bile bu kadar rahat bir şekilde karar alamazdı. Dolayısıyla atılan bu adımda ben muhalefet açısından da bir başarısızlık olduğunu düşünüyorum. Fakat bence seçim tarihinin öne çekilmesi muhalefet açısından çok daha büyük bir sorun yaratıyor. Çünkü şu ana kadar özellikle Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi olmak üzere ne zaman altılı masanın adayının kim olacağı sorusu yöneltilse cevap olarak mesela aylarca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bile aday olmayacağını söylediler. Dolayısıyla iktidar bloğu adayını açıklamadan muhalefet niye adayını açıklasın diye kamuoyuna bir soru yönelttiler. Erdoğan birkaç ay önce aday olduğunu açıkladı. Muhalefet sessizlikle bunu karşıladı. Yani muhalefet Erdoğan aday olacağını açıkladıktan sonra kendi adayını açıklayamadı. Ondan sonra uzun süre Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi seçim tarihi belli olmadı. Seçim takviminin ne olacağını bilmiyoruz. Seçim takvimi açıklanmadan biz adayımızı açıklamayız dedi. Ama görünen o ki işte birkaç gün önce açık bir şekilde seçim tarihinin ne olacağı da ilan edildi ve buna benim gördüğüm kadarıyla muhalefet de tepki göstermedi. Dolayısıyla biz büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta seçime gidiyoruz. Fakat muhalefetin adayı hala yok. Ve bence daha da kötüsü muhalefetin ortak adayının kim olacağını biz önümüzdeki 2 haftalık süreçte de büyük ihtimalle öğrenemeyeceğiz. Ocak ayının 26'sında Altılı Masa yeni bir toplantı yapacak. Bu toplantıda büyük bir ihtimalle artık adaylık meselesi de gündeme gelecek. Ama ben bu toplantı zarfında artık ortak aday meselesinin netleşeceğini düşünmüyorum. Bir kez öncelikle bu toplantıda muhalefet ittifakının eğer seçimleri kazanırsa kuracağı hükümetin programının ne olacağı konusunda tartışmalar devam edecek ve zaten 30 Ocak'ta bir hükümet programı lansmanı yapacak Altılı Masa. Şu ana kadar aslında bazı yorumcular o toplantıda adayın da açıklanacağını ve bu adayın hükümet programını imzalayacağını söylüyorlardı. Fakat birkaç gündür ben Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne yakın ve iyi kulis bilgisine sahip olduğunu düşündüğüm isimler üstünden bu konuyu takip etmeye çalışıyorum ve 30 Ocak'ta aday açıklanır diyen yorumların biraz arkası kesildi. Dolayısıyla büyük bir ihtimalle ortada bir uzlaşı yok ve açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde anlaşılamazsa da ben 30 Ocak'ta herhangi bir ismin açıklanacağını düşünmüyorum. Ve şu noktada da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak ortaya çıkmasının hala zor olduğunu düşündüğüm için büyük ihtimalle ortak adayın açıklanması Şubat ayına kalacak. Altılı Masa, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş için mutabakat metnini kamuoyuyla geçen sene Şubat ayında paylaşmıştı. Ve bu toplantının üzerinden neredeyse bir sene geçti. Bu aslında çok uzun bir zaman dilimi. Ne yazık ki bu geçen bir senelik süre zarfında Altılı Masa seçim kazanmaya dönük hamlelerde bulunmadı.
bu konuda gerekli adımları atmadı. Uzun süre altılı masa anayasa değişiklik önerilerini tartıştı ve aylar sonra bunu açıkladı. İşte birkaç gün sonra bir ortak hükümet programının açıklanacağı söyleniyor. Öte yandan geçiş haritasına dönük bir komisyonun çalıştığını biliyoruz. Dolayısıyla bu bir senelik süre zarfında bir taraftan liderler bu konuları tartışmaya devam ederken aynı zamanda 6 siyasi partinin üyelerinin oluşturduğu komisyonlar mütemadiyen toplantılar yaptılar ve altılı masa sanki seçim şimdiden kazanılmış gibi hareket etti ve seçimleri beraber nasıl kazanacaklarına yönelik bir ne yazık ki tartışmayı bile açmadılar. Artık seçim tarihi açıklandı. Hala bu konuda altılı masanın atması gereken adımları hala atmadığını görüyoruz. Örneğin eğer yeni seçim sistemiyle gidilecekse büyük bir ihtimalle altılı masa ortak bir listeyle seçimlere girecek. Belki CHP ve İyi Parti iki ayrı ortak liste yapacak ama son kertede küçük partilerin hiçbirisinin %7 barajını aşma imkanı olmadığı ve tek başlarına milletvekili çıkaramayacakları için biz büyük ihtimalle dört küçük partinin CHP'den veya İyi Parti'den veya ikisinin listelerinden seçimlere katıldığını göreceğiz. Fakat tabii parlamentoda çoğunluğu sağlayacak ortak listeleri oluşturmak için sadece anketlerde ülke genelinde bu partilerin aldıkları oy oranına bakmak yetmeyecektir. Her ilde ayrı bir çalışma yapılması gerekiyor. Fakat ne yazık ki böyle bir çalışma yapıldığına dair elimizde hiçbir bilgi yok ve açıkçası yine kulislere düşen küçük partilere bazı pazarlıklar sonucu özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili kotası vereceği söyleniyor. Ve tabii eğer böyle bir şey yapılırsa o zaman ortak listeler parlamento seçimlerinde milletvekili sayısını maksimize etmeye yönelik değil, altılı masayı bir arada tutmaya yönelik oluşturulacak demektir. Bu da tabii siyaseten savunması çok daha zor ve seçimlerde başarı kazanma ihtimali de daha düşük olan bir yöntem olacaktır. Dolayısıyla ortak liste konusunda hala ciddi soru işaretleri var. Ve bu konuda açıkçası ben CHP'yi büyük riskler beklediğini düşünüyorum. Çünkü İyi Parti zaten altılı masanın işleyişine dönük açıktan eleştiriler yaptığı için büyük bir ihtimalle ortak listeye kendisi katılmayacak. Böyle bir durumda dört küçük partinin Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden seçimlere katılması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de anketlerdeki oy oranının %26-27 seviyesinde olduğunu düşünürsek işte geçen seçimi 138 milletvekili çıkarmıştı. Bu seçimde büyük ihtimalle eğer bu oranda oy alırsa seçimde 145 veya 150 milletvekili çıkaracaktır. Şimdi 150 milletvekilinin yaklaşık 40-45'ini dört küçük partiye dağıtması durumunda bu Cumhuriyet Halk Partisi içinde de çok yoğun tartışmaların çıkmasını tetikleyecektir. Dolayısıyla ortak liste meselesi bence çok önemli bir sorun olarak önümüzde duruyor ve Şubat ayının içinde ve Mart ayının başında ben ortak liste konusunda altılı masada çok ciddi bir gürültü kopacağını ve bu gürültünün aynı zamanda partiler içinde de özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi içinde de yansımalarının olacağını düşünüyorum. Yine seçim sonrasında nasıl bir kabine yapısının ortaya çıkacağını biz bilmiyoruz. Kabineyi kimlerin oluşturacağını bilmediğimizi geçiyorum. Kabinede kimlere, hangi partilere kaç sayıda bakanlık verileceğinin dağıtılmasını da bir netleştirmemişe benziyorlar. Fakat onun ötesinde kabinenin nasıl işleyeceği, liderlerin o kabinenin içine girip girmeyeceği, eğer dışarıda kalırlarsa kabineye nasıl kontrol edeceklerine dair de ortada çeşitli öneriler yani kamuoyuyla çeşitli öneriler paylaşılıyor ve bu konuda da altılı masanın kafasının net olmadığı gözüküyor. Ama tabii bence en büyük sıkıntı altılı masanın hala ortak cumhurbaşkanı adayı konusunu kendi arasında doğru düzgün tartışmaması. 2 hafta önce yaptığım yayında da biraz anlatmaya çalıştığım gibi biz adayın kim olacağını bilmediğimiz gibi adayın altılı masa tarafından nasıl belirleneceğini de bilmiyoruz. Örneğin oy çokluğuyla mı, oy birliğiyle mi bu karar alınacak? Anketlere mi bakılacak? Parti içlerinde bir kamuoyu yoklaması mı yapılacak? Ya da başka bir yöntem mi seçilecek? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok ve açıkçası altılı masa üyesi genel başkanlardan da bu konuda çok farklı yorumlar ve öneriler geliyor. Seçimlere 4 ay kalmışken adayın ortada olmamasını geçtim. Adayın nasıl belirleyeceğinin bile bilinmemesi
muhalefet açısından bence çok çok ciddi bir zafiyet yaratıyor ve bu altılı masanın başarısızlığıdır. Altılı masanın yarattığı bir sıkıntıdır. İşte bu belirsizlik ortamında bir türlü altılı masa Cumhurbaşkanı adayını öne çıkaramadığı için ve daha güçsüz olan bir adayı sürekli özellikle Cumhuriyet Halk Partisi öne çıkardığı için özellikle kamuoyu anketlerinde yaz aylarından beri Cumhur İttifakı'nın toparlandığı gözüküyor. Milliyetçi Hareket Partisi özellikle Sinan Eteş suikastinden sonra biraz irtifa kaybettiği, oy oranları da %7'nin biraz altına düşmüşe benziyor. Ama MHP'den kaçan oy daha çok AKP'ye gittiği için MHP'nin düşüşü Cumhur İttifakı'nda en azından şu noktaya kadar çok da öyle zarar vermemiş gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz sonbahardan beri açıkladığı paketler tabii ki ekonomik krizi çözmüyor. Ama en azından kendi tabanı nezdinde ekonomik krizin yarattığı olumsuz etkiyi bir noktaya kadar dindiriyor. Bu özellikle ev kiralarının ve gıda fiyatlarının büyük şehirlerde olduğu kadar yükselmediği Anadolu kentleri açısından geçerli. Ki Anadolu kentlerinde çok daha az sayıda seçmen oyuyla milletvekili çıkarabildiğiniz için aslında Cumhur İttifakı belki %42-43'lük bir oy oranıyla bile parlamentoda çoğunluğa ulaşabilecek ve artık bu seviyeye AKP ve MHP'nin gelmeye başladığını anketlerde görüyoruz. Tabii ki özellikle ekonomik kriz nedeniyle büyük şehirlerde Cumhur İttifakı'nın özellikle gençler ve şehirli fakirler nezdinde desteği düşüyor. Ve bu seçmenler giderek AKP'den kopuyorlar. Fakat muhalefet onlara dönük çıkışlar yapamadığı, onlara konuşabilecek isimleri ön plana çıkaramadığı için bu seçmenler umutlarını yitiriyorlar, kararsız oluyorlar. Ama bir türlü muhalefetin ya yani muhalefete destek verecek şekilde hareket etmiyorlar. Onlara doğrudan muhalefetin içinde ulaşabilecek aktörler aslında Büyükşehir Belediyeleri ve tabii o belediyeleri nispeten başarıyla yöneten Büyükşehir Belediye Başkanları. Fakat özellikle İstanbul ve Ankara'daki isimleri Kemal Kılıçdaroğlu kendisine Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakip olarak gördüğü için Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde birçok büyük şehri yönetmesine ve bence başarıyla yönetmesine rağmen belediyelerdeki icraatlarını ne yazık ki kamuoyunun gündemine yeterince taşıyamıyor. Ve bu başarılı icraatların arkasında olan isimleri de vitrine koyamıyor. Bu bence muhalefet açısından artık çok ciddi bir zafiyet yaratıyor. Ve Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğu kazanma yönünde adımlar atıyor. Ben önümüzdeki seçimlerde Cumhur İttifakı parlamentoda çoğunluğa sahip olmasa bile belki ucu ucuna kaybedebilirler. HDP'nin kilit parti olacağını ve ne altılı masanın ne Cumhur İttifakı'nın tek başına parlamentoda çoğunluğa ulaşamayacağını düşünüyorum. Zaten o nedenle HDP kilit parti olacak. İşte böyle bir tabloda Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura gitmesi durumunda o zaman Erdoğan'ın şansı biraz daha artacaktır. Çünkü kararsız seçmen özellikle de parlamentoda zayıf bir yapının ortaya çıkması durumunda yani altılı masanın parlamento çoğunluğunu ele geçirememesi durumunda mütemadiyen krizden bahseden Ahmet Davutoğlu'nun içinde bulunduğu ittifaka oy vermez. Hele de muhalefetin ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ysa bu adayın altılı masanın vesayeti altında kalacağına dair endişeler yükselmişken ben kararsız seçmenin kolay kolay muhalefetin öne çıkaracağı adaya gidebileceğini düşünmüyorum. Ve tabii özellikle Erdoğan karşısında ikinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu bulursa HDP'yi kriminalize ederek HDP'nin mecliste kilit parti haline gelmesini bir korku unsuru olarak kullanıp Türk milliyetçilerinin en azından bir kısmının oyunu alabilir ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olarak öne çıktığı durumda Muharrem İnce'nin de Ümit Özdağ'ın da ayrı aday olarak çıkacaklarını ve özellikle İyi Parti'den Ümit Özdağ'ın ciddi miktarda oy tırtıklayabileceğini düşünüyorum. İşte Ümit Özdağ'a ilk turda giden oylar ikinci turda otomatikman muhalefetin adayına gitmeyecektir. Özellikle muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu olursa. Bu olumsuz tabloyu ve giderek daha kötüleşen olumsuz tabloyu bence siyasetçiler de görüyor. Ve zaten bu nedenden ötürü ortak adaylık meselesinde altılı masa kilitlenmiş durumda. Meral Akşener ne masadan kalkabiliyor
ne de masada kalıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyebiliyor. Çünkü iki senaryoda da İYİ Parti'nin oy kaybedeceğini düşünüyor ki bence bu düşüncesinde haklı. Yani durumdan ve gidişattan memnun değil. Ama masadan kalkamıyor. Masadan kalkması durumunda bir bölen olacak. Altılı masayı deviren lider olarak suçlanacak ve büyük ihtimalle muhalefet medyası da sabah akşam İYİ Parti ve Meral Akşener'i eleştirecek ve böyle bir durumda masadan da kalktığı için ayrı bir aday çıkarması gerekecek ve bu aday Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu olamayacağı için, çünkü masanın dağıldığı bir ortamda CHP'den seçilmiş bir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İYİ Parti'nin gösterdiği aday olması mümkün değil. O zaman Meral Akşener'in tek başına aday da olması gerekecek. 2018 yılında biz bunu yaşamıştık. Meral Akşener o seçimde aday oldu. Partisinin de altında oy oranına ulaştı. Dolayısıyla bir başarısızlık tablosu ortaya çıktı ve tabii seçimi kazanamadığı için 2018 seçimlerine milletvekili adayı da olamadı. Yani meclise de giremedi. 2023 yılında, yani 5 sene milletvekili olamamışken Meral Akşener'in böyle bir riski kolay kolay göze alacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla masadan kalkamıyor. Masadan kalkmadan masanın işleyişini eleştirip Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık ihtimalini azaltmaya çalışıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa biraz önce söylediğim gibi özellikle Ümit Özdağ'ın ayrı bir aday olarak İYİ Parti'nin oyunu hem parlamento seçiminde kendisini biraz çekebileceğini hem de Cumhurbaşkanlığı seçiminde biraz çekebileceğini düşünüyorum. Ve öyle bir durumda seçimlerden İYİ Parti zayıflayarak çıkar. Ve ben açıkçası kamuoyu anketlerini kendisi aday olmadığı için daha rasyonel bir şekilde takip eden Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi kaybedeceğini gördüğünü düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday, İYİ Parti'nin desteklediği ortak aday olarak seçimlere girip bu seçimleri kaybetmesi durumunda İYİ Parti çok ağır bir darbe alacağı gibi büyük ihtimalle Meral Akşener'in siyasi kariyeri de bitebilir ve bitmese bile çok zayıflayabilir. O nedenle uzun süredir Meral Akşener artık giderek açıktan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermiyor ve kazanacak aday vurgusu yapıyor. Fakat öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi içinde hem 2023 seçimlerinde hem de 2024 yerel seçimlerinde aday listelerini büyük ihtimalle genel merkez belirleyeceği için zaten parti örgütü nezdinde şu an çok büyük bir ağırlığa sahip Kemal Kılıçdaroğlu. Ve tabii aynı zamanda muhalif kanalların çoğuyla Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi arasında organik ilişki olduğu için muhalif basın da Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıktan eleştiremiyor. Bu size bugün anlattığım tabloyu görmelerine rağmen. Ve tabii Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve belki belli oranda Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri kendi seçmenlerinden kopuk olduğu için Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinden gelen eleştirileri ve çağrıları da pek duymuyorlar. Ve özellikle Kemal Kılıçdaroğlu masadaki oy oranı %2'nin altında olan küçük partileri çeşitli vaatlerle etrafında tutabildiği için direnebiliyor. Meral Akşener karşısında direnecek desteğe sahip. Dolayısıyla bir tıkanma durumuyla karşı karşıyayız. Ne Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını altılı masadan çıkarabiliyor Meral Akşener'in veto etmesi nedeniyle, ne de Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının önünü kesebiliyor. Çünkü altılı masada en azından şu an itibariyle yalnızlaşmış durumda. Kamuoyu desteği olmakla birlikte kamuoyu desteği ne muhalif medya ne de Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri üstünden kendini gösterebiliyor. Ve daha da sıkıntılı olan bir durum, Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü kestiği durumda Kemal Kılıçdaroğlu havlu atmadığı sürece başka bir aday öne çıkamıyor. Özellikle de anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na artık fark atmaya başlamış olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi örgütü arkalarında olmadığı sürece açık bir aday olarak öne çıkamıyorlar. Bu nedenle süreç tıkanmış durumda. Aday tartışmalarında ben artık Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'le birlikte Ekrem İmamoğlu'nun üçüncü bir aktör olarak öne çıktığını düşünüyorum. Aslında uzun süredir bu iddiayı gündeme getiriyorum. Zaten kendisi de adaylık tartışmalarına girmemekle birlikte geri çekilmedi. Havlu atmadı ve bence havlu atmadığı sürece Kemal Kılıçdaroğlu bir türlü yarışı kazanamıyor. Çünkü adaylık yarışında Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde. O nedenle Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadarki stratejisi beklemekti. Süreci uzattı, siyasetsizleştirdi, seçmenin heyecanını düşürdü ve bekledi. Ve bu esnada yaptığı pazarlıklarla
ve örgüt baskısı üstünden alternatif iki aday adayının önünü keserek otomatikman aday olmayı düşünüyordu. Fakat Ekrem İmamoğlu'nun havlu atmaması, hatta bence Mansur Yavaş'ın bile havlu atmaması bu stratejisini en azından boşa çıkarmışa benziyor. Ve tabii artık bence zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine işlemeye başladı. Çünkü seçim tarihi de açıklandıktan sonra artık kampanya başlayacak. Kemal Kılıçdaroğlu anketlerde geride ve gördüğüm kadarıyla bir yükseliş trendine de sahip değil. Dolayısıyla geçen sürede Kemal Kılıçdaroğlu'nun popülerliği biraz daha azalabilir. Dolayısıyla böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu üç aktörden ikisinin anlaştığı an biz bir adayla karşılaşacağız. Yani ama tabii şu ana kadar Ekrem İmamoğlu Meral Akşener'le anlaşarak aday olarak çıkamıyor. Çünkü böyle bir durumda bir bölen olmakla suçlanacak. Cumhuriyet Halk Partisi nezdinde tepki çekecek. Zaten son derece otoriter bir rejim altında, hele bir de Cumhuriyet Halk Partisi örgütünün desteği olmadan girilecek seçimde sandıkların muhafaza edilmesi konusunda bile ciddi zafiyetler yaşanabilir. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu sadece Meral Akşener'in desteğini alarak açıktan aday olarak öne çıkamıyor. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener de anlaşamıyor. Biraz önce saydığım nedenlerden ötürü. Geriye aslında Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun anlaşması kalıyor. Ama bu anlaşma şu ana kadar ortaya çıkmış değil. Kemal Kılıçdaroğlu tabii ki Ekrem İmamoğlu'nun çekilmesini bekliyor. Ama Ekrem İmamoğlu açısından tabii çekilmek çok riskli. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun çekilip Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kaybettiği ortamda İmamoğlu'na dönük yargı süreci nedeniyle büyük bir ihtimalle onun siyasi kariyeri büyük oranda sekteye uğrayacak. Hatta bu yasak kararı onanacak diye tahmin ediyorum. Seçimlerden sonra bile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanabilir. Dolayısıyla bu İmamoğlu açısından da çok riskli bir noktaya doğru gidiyor. O nedenle İmamoğlu da şu noktada bence geri çekilmeyecektir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu örgütü ve muhalif medyanın desteğini arkasına aldığı ve karşısında rakip olarak, en büyük rakip olarak gördüğü İmamoğlu'nun da üzerinde siyasi yasak riski olduğu için bir noktada havlu atacağını ve önünün açılacağını düşünüyor. Bu muhalefeti tamamen kitlemiş durumda. Ben Medyascope'taki yayınlarımda, özellikle de örneğin Temmuz ayında yaptığım bir yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde aday olursa kazanma şansının düşük olduğunu, ama seçimleri hasbelkader kazanırsa da yönetebilme ve Türkiye'nin büyük sorunlarına çözüm bulabilme ihtimalinin daha da düşük olduğunu anlatmıştım. Temmuz ayında yaptığım bu yayının arkasındayım ve aslında bu geçen 7 aylık süre zarfında yaşanan gelişmelerin, benim o videoda Kemal Kılıçdaroğlu'na dönük paylaştığım kaygıların daha da netleşmesi sonucunu doğurdu. Ve aslında o videoda anlatmaya çalıştığım noktaların çoğu bence geçtiğimiz aylarda bir bir gerçekleşti. Kemal Kılıçdaroğlu seçmenlerle doğrudan bir bağ kuramıyor. Hep aracılara ihtiyacı var. Bence siyaseten çok yavan bir dili var. Seçmenler nezdinde heyecan yaratamıyor. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeyen seçmenler nezdinde bir heyecan yaratamıyor. İktidarı tehlikeye girdiği zaman, adaylığı riske girdiği zaman bence üstüne oturmayan son derece sert bir dil kullanıyor. Çok sakil duruyor. Ama onun dışında da sürekli hakkını yediren, sürekli ezilen, sürekli eleştirilen ve eleştirileri doğru düzgün bir cevap veremeyen bir siyasetçi imajı var. Ve tabii bunun üstüne 12 senedir genel başkanlık yaptığı parti defalarca seçimi kaybettiği için bir kaybeden imajı var. Ve bu kadar kritik bir seçimle birçok seçmen, birçok muhalif seçmen kaybeden imajı olan bir liderle de gitmek istemiyor. Ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi içinde dar ve çok da yetkin olmayan bir kadroyla çalışıyor. Bu nedenden ötürü parti bir türlü somut politika üretimi açısından öne çıkamıyor. Kadrolarıyla öne çıkamıyor. Ve zaten Kemal Kılıçdaroğlu da bunu bildiği için aday önemli değildir kampanyası yapıyor. İşin ironik tarafı Kemal Kılıçdaroğlu 1,5 senedir aday önemli değildir kampanyası yaparak sabah akşam aday olmaya çalışıyor. Kendisi herkese demokrasi vaat ediyor ama Cumhuriyet Halk Partisi içinde son derece kapalı oligarşik bir yapı inşa etmiş durumda ve parti içinde artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir konuda eleştirilebilmesi mümkün değil. Şimdi bu kadar büyük tezatlar varken seçmenleri inandırmakta
zorlanıyor. Yani partisine demokrasi getirmemiş birinin ülkeye nasıl demokrasi getirebileceği konusunda büyük soru işaretleri var. Aday eğer önemli değilse neden aday olmak için süreci bu kadar kilitlediğine dair seçmenler nezdinde büyük soru işaretleri var. Daha basit meselelerde bile hakkını koruyamıyorsa, basit meselelerde bile kamuoyunu ikna edemiyorsa bu kadar kritik bir seçimi nasıl kazanabileceği, bu seçimi kazanırsa iktidarı nasıl alabileceği ve iktidarı alırsa ülkeyi nasıl yönetebileceği konusunda da ciddi soru işaretleri var. Ve bu soru işaretlerini Kemal Bey son bir senedir neredeyse tek başına hiçbir rakibi olmadan bir kampanya yürütmesine rağmen ne yazık ki ortadan kaldıramadı. Ve 74 yaşında 12 senedir hatta 13 senedir genel başkanlık yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinde bile heyecan yaratamayan bir isimle bence seçime girmek bir siyasi intihardır. Hele de Kemal Bey'den çok daha popüler alternatif adaylar varken ve hele de Kemal Bey son dönemde sürekli hata yapıyorken ve bu hatalar bence seçim kaybettirecek kadar büyük hatalarken. Biz adaylık meselesinde özellikle büyük bir tıkanmayla karşı karşıyayız. Bu tıkanma tabii ki önümüzdeki bir ay içinde çözülecek. Zaten çözülmek zorunda. Ben bu süre zarfında anketlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz daha zayıflayacağını düşünüyorum. Ve bence yavaş yavaş muhalif siyasetçiler de bugün size anlatmaya çalıştığım tabloyu da idrak etmeye başlayacaklar. Ve benim zaman zaman duyduğum analizler de yavaş yavaş bunun idrak edilmeye başladığını gösteriyor. O nedenle önümüzdeki birkaç hafta içinde çok ilginç ve ani gelişmeler yaşayabiliriz. Çünkü bu kadar otoriter bir rejim altında artık bizim bu seçimi kaybetme lüksümüz yok. Çünkü bu seçim kaybedildiği durumda karşılaştığımız otoriter rejim, yani bu kişiselleşmiş otoriter rejim artık konsolide olacak. Ve bu süreci geri çevirmek artık çok çok zor bir hale gelecek. Ama öte yandan muhalif seçmenlerin, daha doğrusu muhalefetin önündeki zaman daralıyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu üzerinde ciddi bir yargı baskısı var. Bir noktada muhalefet aday olarak ona yönelmek durumunda kalabilir ama o zaman iş işten geçmiş de olabilir. Çünkü bu süre zarfında büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefet içindeki gelişmeleri takip ederek istinaf sürecini hızlandırabilir. Ve bu sefer de Ekrem İmamoğlu'nun tamamen yasaklandığı bir ortamda muhalefet hiç istemediği ve kazanma şansı düşük bir adaya mahkum kalabilir. İktidarın anketlerde yükselmeye başlaması bence muhalefet açısından ciddi bir risk. Çünkü eğer Türkiye gibi seçimli bir otoriter rejimde iktidar kaybediyor algısı oluşmazsa rejim bir fire vermez. Yani bürokrasi içinde bir fire vermez. O zaman da seçimlere kadar, hatta bence seçim akşamı her türlü hukuksuz hamleyi yapabilecek bürokratik desteğe de sahip olabilir. Örneğin biraz önce paylaştığım anketlerdeki o Cumhur İttifakı'nın oyunu %43'e 44'e çıkarma halinin üstüne bir de yurt dışı oyları ve tabii olası seçim hileleri de eklenecek. O zaman tablo daha da kötüleşecek. Ki Şubat ayında ben bu durumunda devam edebileceğini düşünüyorum. Bence Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak formül belli. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin desteklediği ve HDP'nin karşı çıkmadığı pozitif mesaj verebilen ve seçmenleri heyecanlandırabilen bir aday. Hem Kürt hem Türk seçmenlerden oy alabilecek, hem seküler hem muhafazakar seçmenlere ulaşabilecek biri. Türkiye'nin her yerinde kampanya yapabilecek biri. Gençleri harekete geçirebilecek ve onlara bir değişim duygusunu aktarabilecek biri. Ben şu anki siyasi tabloda bu özelliklere sahip sadece bir aday görüyorum. Ekrem İmamoğlu. Bu tabloyu tabii ki birçok siyasetçi de görüyor. Ben özel konuşmalarımda da bunu fark ediyorum. Ama siyasetçilerin şahsi hırsları ve şahsi çekinceleri bu noktada hala öne geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parlamento ve 2024 belediye seçimlerinde liste dışı kalmak korkusuyla hiçbir siyasetçi açıktan ses çıkaramıyor. Ve bu nedenden ötürü gördüğüm kadarıyla Ekrem İmamoğlu da arafta kalmış durumda. Ne açıktan adayım diyebiliyor ne de tamamen adaylık sürecinden geri çekiliyor. İşte bu arafta kaldığı noktada birkaç gün önce yurt gezilerine başladı. Önce Kastamonu'ya gitti. Sanırım önümüzdeki hafta Bursa'ya gidecek ve ondan sonraki birkaç hafta içinde basınla paylaşıldığı kadarıyla 15 ile gideceği söyleniyor.
Bu geziler devam ederse o gezilerin yaratacağı heyecan acaba onu başka bir yere taşır mı? Adaylık sürecinde önünü açar mı? Anketlerde onu biraz daha öne çıkarır mı? Bunu göreceğiz. Ama öte yandan bu gelişmeler yaşanırsa genel merkez panikleyip onun önünü keser mi? Bu gezileri durdurmaya çalışabilir mi? Onu da göreceğiz. Biz şu an çok ilginç bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben bir siyaset bilimci olarak zaten 2015 yılından beri Türkiye'nin rekabetçi otoriter bir rejimle yönetildiğini düşünüyorum. Ve dolayısıyla son 8 senede giderek hızlanan bir otoriterleşme süreciyle karşı karşıyayız. Fakat bu rejim altında ne yazık ki muhalefet partileri içinde de hadi otoriter demeyeyim ama oligarşik yapılar ortaya çıkmış durumda. Dolayısıyla biz bunu mesela HDP içinde Demirtaş'ın da başına geldiğini gördük. Demirtaş yükseldikçe o iktidarı korkuttuğu gibi kendi partisi içinde ya da Kürt siyasi hareketi içinde belli çevreleri korkuttu. Ve bu onun hapse atılmasına kadar giden sürecin önünü açtı. Benzer bir durumun Ekrem İmamoğlu açısından da ben geçerli olduğunu düşünüyorum. Şu an Ekrem İmamoğlu sadece otoriter rejimin önüne çıkardığı engelleri aşmaya çalışmıyor. Ve bu engeller içinde hukuksuz şekilde alınmış bir siyasi yasak kararı da var. Aynı zamanda kendi partisi içindeki kapalı oligarşik yapı ile de karşı karşıya olmuş durumda. Ve biz tabii muhalif seçmenler açısından da böyle bir açmaz var. Bu rejim otoriter. Hızla değişmesi gerekiyor. Ve bu iktidarın mümkün olan en kısa sürede gitme sandık yoluyla gitmesi gerekiyor. Ama öte yandan bu iktidarı değiştirmesini umduğumuz muhalefet partilerinin de kendi içinde çok ciddi sıkıntıları var. Ve biz iktidarı değiştirmek için muhalefet partilerine muhtacız ama muhalefet partilerini içeriden değiştirebilme imkanına sahip değiliz. Bu açmaza sahip olduğumuz için bence birçok muhalif seçmen, özellikle gençler, 2019 yılında yerel seçimlerde başarı kazanmış birkaç isme şu an yönelmiş durumda. Kimisi Mansur Yavaş'a, kimisi de Ekrem İmamoğlu'na. Dolayısıyla bu siyaseten tıkalı yapıyı sadece iktidar nezdinde değil, muhalefet açısından da düşünmemiz gerekiyor. Bence o nedenle artık muhalif kamuoyunun ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlerinin tercihlerini açık etmeleri gerekiyor. Benim etrafımdaki çoğu muhalif arkadaşım, hatta çoğu arkadaşım diyeyim, pek öyle artık iktidar destekleyen bir arkadaşım yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemiyorlar. Ama bunu da açıktan söyleyemiyorlar. Çünkü çoğunda müthiş bir yılgınlık hali var. Bir bıkkınlık hali var. Biz söylesek de zaten bir şey değişmez duygusu hakim. Bu aslında çok ciddi anlamda bir siyasi apatinin gerçekleştiğini gösteriyor. Ve dolayısıyla muhalif seçmenler nezdinde artık zaman geçtikçe kaygı ve panik hali artıyor. Ve muhalif seçmenler bu nedenden ötürü atomize olmuş durumdalar. Böyle bir tablodan başarı çıkması çok zor. O nedenle bence tam da bu nedenle artık konuşma zamanı. Özellikle Cumhuriyet Halk Partili seçmenlerin konuşmaları gerekiyor. Bu partinin 100 senelik bir misyonu var. Bizim Cumhuriyetimizi kuran, onu bugüne getiren ve hatta bence bundan sonraki kuşaklara da bir sorumluluğumuz var. Bu otoriter rejimin sandıkta değişmesi gerekiyor. Ama bu değişimin gerçekleşmesi sadece iktidar bloğunun getirdiği baskılara karşı çıkarak değil, aynı zamanda muhalefet partileri içindeki oligarşik yapılara karşı da ses çıkararak ancak olabilir. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda muhalif seçmenlerin seslerini çıkararak bu değişime el vermeleri, destek vermeleri gerekiyor. Tablo iyi değil ama ben hala umudumu kaybetmedim. İyi pazarlar.